Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat, kulluk da, din de sürekli olarak O'nundur. Öyleyken Allah'tan başkasından mı korkup sakınıyorsunuz? Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünya hayatında insanlar için güçlü olan kimse, Allah'ı tanımayanlar için, onun ilahı O'dur. Yani hani Firavun, ben size her türlü nimetler veriyorum, yediriyorum, içiriyorum, benim sözümün dışında bir söze dalarsanız sizin hesabınızı görürüm diyor. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, Allah'ındır. İtaat, kulluk da sürekli olarak O'nundur. Yani bizi yaratan O, bizi öldüren O, dirilten O, rızık veren O, her türlü isteklerimizi karşılayan O, nefes aldıran O. Peki Allah'ın dışında birine mi ibadet kulluk edelim? İşte Allah sürekli bunları ayırarak kendisinin yaratılmış olanların hiçbirine benzemediğini, ibadet ve kulluğun sadece O'na ait olduğunu üzerine vurgulayarak anlatıyor. O'nundur böyleyken Allah'tan başkasından mı korkup sakınıyorsunuz? Yani korkup sakınacak Allah'tır. Neden Allah'tan korkacaksın, sakınacaksın? Dünya hayatında birisini dövsen, o seni eğer güçlüyse sana da o dayak atar. Veya sen zayıfsan başka zulmedenler seni öldürebilir. İşte dünya hayatı bir an, ahiret ise ebedidir. Ebedi bir hayata, hani Kur'an sürekli kısacık dünya hayatını, onlar ahiret hayatını tercih ettiler ifadesi kullanıyor ya. Yani Müslümanım dediğin zaman ölümü göz alacaksın. Allah'ın sana mükafat olarak hazırladığı cennete gireceksin. Başka türlüsü yok. Kur'an ifadesi bu. Allah'tan başkasından mı korkup sakınıyorsunuz diye. Yani Allah kendisinin dışında bir otorite kabul etmiyor. Yani bütün güç, bütün otorite Allah'ın ilahlığın altında yerini alması lazım. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına göre düzenlenmesi gerekiyor. Bu fark etmiyor ne olursa olsun. İster ailede olsun, ister komşulukta olsun, İster ülke yönetiminde olsun, ister uluslararası yönetimde olsun. Yegane otorite Allah olması gerekiyor. Yani insanların hayatı baştan sona Allah'ın otoritesi altında düzenlenmesi gerekiyor. Onun dışında birilerini otorite edindiğin zaman işte Allah soruyor. Yani her şeyi ben yarattım. Göklerde ve yerde ne varsa. Kalbindeki kanı bile ben pompalıyorum diyor Allah. Ayağının altındaki toprak benim, soluduğun oksijen benim, senin bedenini de ben yarattım, ananı babanı da ben yarattım. Her şeyini bana borçlusun, her şeyini Allah'a borçlusun. Fakat otorite olarak girip başkalarının hükümranlığına boyun eğiyorsun. Yani bu bizim üzerinde ciddi ciddi düşünmemiz gereken bir olay. Neden düşünmemiz gerekiyor üzerine? Çünkü yeryüzünde gücü eline geçirenler, aynı firavunlar gibi, kendi anayasasını, kendi kurallarını, kendi hükümranlığını sana dayatıyor. Eğer ona karşı gelirsen, belki güçsüz olursan görmezden geliyor. Ama biraz güçlendiğin anda seni bertaraf ediyor, yok ediyor, öldürüyor, hayattan kaldırıyor. İşte Musa'nın kıssasında bunu görüyoruz, Allah Resulü'nün hicretinde bunu görüyoruz, İsa Aleyhisselam'ın öldürülmesinde bunu görüyoruz. Hayatın her alanında bunları görüyoruz. Onun için biz biraz daha işin böyle daha risksiz, daha rahat tarafına baktığımızdan dolayı bu tür belki sıkıntılarla karşılaşmıyoruz şimdilik. Ama günün birinde bunlar yine bizim karşımıza çıkar. Eğer mümin olarak ya
edersek. Nimet olarak size ulaşan ne varsa Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğunda yine ancak ona yalvarıyorsunuz. Nimet olarak size ulaşan ne varsa Allah'tandır. Peki hani senin nimet verdiğin, Allah'ın da nimet verdiği ifadesini niye kullanıyor o zaman? Bunu bilen var mı? Hani Allah'ın Resulüne Zeyd için öyle diyordu ya, Allah'ın Resulüne. Hem nimet Allah'tandır diyor, hem de senin nimet verdiğin diyor. Zeyd'e. Bunu ne diyor acaba? Hocam, Allah Resulü de Allah'ın yaratması sonucunda ancak Zeyd'e yardım edebiliyor. Yani Allah bu nimet verici olmasa Allah Resulü Zeyd'e yardım edemez ki. İşte bu önemli olan bu. Yani kesinlikle eğer sana birisi bir şey veriyorsa o Allah'ın verdiğinden sana veriyor. O kendinden vermiyor. İşte Kur'an'ın sürekli dediği o. Yani kesinlikle insanlardan bir yardım aldığınız zaman bunu o insan verdi değil, Allah verdi. Bak sürekli Kur'an'daki ifadeler bu değil mi? Allah verdiyse o zaman o Allah'ın verdiğini veriyor. Yoksa kendisinden bir şey vermiyor. Bunu anlamak gerekiyor. Arkasından diyor ki ancak ona yalvarıyorsunuz. Yani bir zarar dokunduğunda ancak ona yalvarıyorsunuz. Yani hani sürekli Kur'an'da bununla ilgili çok ayet var ama onlar denizde güle oynaşa hafif meltemle gemide yüzerlerken, giderlerken şiddetli bir kasırga çıktığında Allah derler. Yani kurtuluşu mümkün olmadığını zannettiklerinde Allah'a yalvarırlar. Ama ne zaman ki karaya ulaştıklarında yine büyük bir çoğunluk eski hallerine döner diyor. Yunus hariç tabii ki. Aynen hocam. Dediğim gibi hangi ağayı, hangi paşayı çağırsa nasıl, ne yapabilir ki? Nasıl bir yardım sağlayabilir onu? Nasıl kurtarır? Mümkün değil. Yani tevhid akidesi orada gündeme geliyor. Başka imkan yok yani. Başka kurtarıcı yok. İşte insan böyle nankör bir varlık. Sürekli bunu anlatır Kur'an. Sonra sizden zararı kaldırdığında sizden bir grup Rabbine şirk koşar. Yani o korku, o azap geleceğini zannettiği felaketler kendinden uzaklaşınca yine az önceki söylediğim gibi karaya ulaştıklarında yani kurtuluşa erdiklerinde onların büyük bir kısmı şirk koşar. Yani Allah'ın dışındakileri kendilerine ilah edinmeye başlar. Yani burada aslında şunu anlamak gerekiyor. Yani Allah'ı kabul etmek, Allah'ın Rabliğini, Allah'ın ilahlığını kabul etmek nedir? Allah'ın söylediğinin dışında herhangi birisi bir şey söylerse onun söylediğini Allah'ın söylediğinin önüne geçirmemek demektir. Yani Allah bir emir verirse ne nefsi arzuların ne senin ilah olarak dünya hayatında taptıkların kesinlikle onun söylediğinin önüne geçerse o senin ilahın oluyor. Kur'an onu diyor. Şirk koşma diye buna diyor. Yoksa Allah'ın karşısına bir Allah daha getirmek değil. Önemli olan. Oradaki önemli olan Allah'ı da onlar bildikleri halde Allah'ın güç ve kuvvetini onlara da atıf yaparak onlardan yararlanma amacıyla bunu söylüyorlar. Yani
Allah'ı bilmek ayrı bir şey, Allah'ın Rableğini kabul etmek ayrı bir şey. Hani şu ayeti hiç unutmamak gerekiyor. Diyor ki ayette, deyin ki, yani de ki, benim yaşamımı, ölümümü, namazımı, ibadetlerimi gökleri ve yeri yaratan Allah belirler. Allah'ın söylediğinin üzerine bir söz söyleyecek hiçbir varlık yoktur. İşte tevhid bu. Bunu kabul etmek tevhid. Bunun dışındakileri kabul etmek de şirk oluyor. Şimdi hocam zaten o Enam suresi 162 olması lazım. Evet, 162. ayet Enam suresi. Yani yaşamla ölümden bahsediyor. Yaşamla ölüm arasında ne varsa hepsini Allah belirler diyor. Yani Allah'a koyduğu, Allah'ın koyduğu kurallara göre düzenlenmesi gerekiyor. Allah yaşamla ölüm arasında boş bir alan bırakmıyor. Hani bazıları diyorlar ya, ne günahtır, ne sevaptır, mekruhtur. Mesela ben buradan Yücel Hocam'a sorayım. Yücel Hocam, mekruh nedir? Hocam bana göre mekruh diye bir şey yok. Ya helal vardır ya haram vardır. Eyvallah. O zaman nereden çıktı bu mekruh? Bu şeylerin, mezheplerin çıkarmış olduğu şeyler. Yani ikisinin arasında Arap'taki kalan şeylere mekruh demişler, geçmişler ama hani bugün mesela sigara için mekruh diyorlar. Ama sigaranın israf olma ve insan sağlığına zarar verme açısından haramdır. Yani bunu söyleyemiyorlar, yani sigara içmek haramdır diyemiyorlar. Aslında Kur'an'daki ayetlere bakarak bunun böyle olduğunu görebiliyoruz. Ama mezheplere bakarak... Bir de diyorlar ki Allah'ın sevmediği bir helal varmış. Mesela boşanmayı sevmezmiş ama onu müsaade etmiş. Doğru mu? Yok hocam, öyle bir şey yok. Yani Allah kerhen iş yapmıyor mu? Yok, bunlar bütün uydurma şeyler. Kur'an'ın dışındaki bir şeyler uydurma. O zaman sen şimdi zeytin ağacının altında çalışırken sırt üstü yatsan, şöyle ıslık çalsan, bu mekruh değil mi? Bu sevap mı oluyor, günah mı oluyor? Mekruh değil, sevap da değil. Artık o beden keyifli kederde kalmış bir şey. Yani nasıl oluyor o zaman? Eğer sevap değilse günah olması lazım. Bak, hem diyorsun ki benim için ya sevap vardır ya günah vardır. Sonra diyorsun sırt üstü yatar ıslık çalarsan sevap da değil, günah da değil diyorsun. Üçüncü bir alan açıyorsun o zaman. Mesela Hatice Hanım'a soralım. Hatice Hanım, sen ne yapıyorsun? Mesela sen oturup bir çay içsen, bir müzik dinlesen, işte Sezen Aksu'dan, bu sana sevap mı olur, günah mı olur? Ya dinlediğim müzik tam bilmiyorum, hani dinimize göre şeydirdir ama eğer bana kötü şeyler hissettirmiyorsa, kötü şeyler yaptırmıyor, yaptırmayan her şey helaldir. Eğer kötü duygulara sevk ediyorsa ya da kötü düşünceler hissettiriyorsa, evet, günahtır yani, haramdır diye düşünüyorum. Yani bu ölçüyü böyle koyabiliriz. Hocam, helal mi haram mı veyahut da günah mı sevap mı? İkisi birbirine karıştı bunlar şimdi. Karışmaz. Çünkü bir şey helalse... Helal olan sevap mıdır yani illa? Bir şey helalse o zaten günah olmaz, o sevap olur. Bir şey haramsa o da sevap olmaz, o da günah olur. Ama İsmail Hocam'a soralım. İsmail Hocam, sen ne düşünüyorsun bu mekruhluk meselesinde? İsmail Hocam müsait değil herhalde. Şimdi bu mekruhu önce bir tarif etmemiz gerekiyor. Şimdi geleneksel din algısında ne deniliyor? Mekruh, yani yapılsa günah olmaz, yapılmasa sevap da olmaz. Yok hocam, ikiye bir ayırıyorlar onu ikiye. Harama yakın, helala yakın. Hayır, takdimen mekruh diyorlar bir de. Mekruhun da şeyleri var. Ama fark etmiyor yani. Sonuçta mekruh. Fakat biz ne dedik? İnsan nötr bir varlık değildir.
Yani ya haktan yana ya batıldan yana karar verir. Verdiği karar yönünde ya mümin olur ya fasık olur, işte kafir olur, zalim olur. Şimdi o zaman insanın eylemleri de insanın yaşantısına göre oluyor. Şimdi bir kişinin niyeti Allah'a kulluk etmekse, Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda bir dünya kurmaksa, o yolda yaşıyorsa, o yolda çalışıyorsa, çalıştığını o yolda harcıyorsa, o zaman oturup bir çay içip müzik dinlerken de enerjisini oraya harcadığından dolayı bu onun için bir sevap olur. Niçin? Çünkü Allah için çalışıyor. Allah için dinleniyor. O çayını içip dinlendikten sonra yine Allah için efor sarf edecek. Ama bir kişi fitne fesat üretiyorsa, efendim askerler elleriyle dua edemez, dini hayattan kaldırın diyorsa, LGBT'lileri yaygınlaştıralım, meşrulaştıralım, onların nikahını kıyalım diyorsa, dinle devlet işleri ayrılır diyorsa, enerjisini hep Allah'ın dinini yok etmeye harcıyorsa, o zaman bu kişinin oturması da kalkması da asla sevap olamaz. Zaten Allah müşriklerin amellerini kabul bile etmiyor yani. Bırakın sevap olmasını, kabul bile etmiyor. Dolayısıyla insanın hayatında bir boşluk yok. Ali Zaha Hocam'ın söylediği o ayet, Enam Suresi 82, de ki benim yaşamımı, ölümümü ve tüm ibadetlerimi alemlerin Rabbi olan Allah belirler diyor. 162 hocam. 162'de. Şimdi durum böyle olunca yaşamla ölüm arasında geçen her şeyde biz ya sevap işliyoruz ya günah işliyoruz. Üçüncüsü, ortaya karışık, neydi belli olmayan bir durum yok. Ben böyle anlıyorum. Bakın şunu bilmek yanlış lazım. Yanlış anlıyorsam yanlış anlıyorsun değil. Kapı ya açıktır ya kapalıdır. Bir kapı aynı anda hem açık hem kapalı olmaz. Vücut da iman girerse orada inkar barınamaz. İnkar girerse orada iman barınamaz. Kur'an böyle diyor işte. O zaman ya haram vardır ya helal vardır. İkisi arasında bir şey olmaz. Hani Kur'an'da şeytandan yana size bir kışkırtma gelirse hemen Allah'a sığının diyordu ya, işte bu Allah'ın yolunun net bir şekilde ortaya vahiylerle çerçevelenip bir yaşam biçimi, bir hayat tarzı olarak sunulduğundan dolayı o vahyin dışında her söylem yanlış, vahyin kontrolünde her söylem de doğrudur. Böyle mekruhudu, tahrimindi, bilmem değişik ifadelerle kullanılanlar doğru değil benim kanaatime göre. Onun için Yücel Hocam, sen zeytinleri Allah için yetiştirip Allah için şey yapıyorsan gönül rahatlığıyla gölgesinde yatıp ıslık çalabilirsin yani. Ya zaten öyle yaptığım öyle bir işlem yok da, yani ıslık çalma gibi tabii dinlendiğimiz oluyor. Islık çalmak, ıslık çalmak günah mı? Bize çocukken öyle derlerdi. Şeytan gelir derlerdi, ıslık çalmayın der. Ona mı inanıyorsun sen? Yok, ıslık çalmak günah değil de. Bir türkü tutturur, ıslıkla çalabilirsin yani. Güzel bir şey olur. Evet, peki. Elif Hocam. Efendim? Bugün konuştuk biz bu mevzuyu. Ben de birkaç gün bir tatile gittim Antalya'ya. Şimdi hani bir taraftan şey diyoruz. Hani tatil kavramı bizim için biraz şey oldu ya böyle işte hani Müslümanlar için biraz tatil kavramları farklı anlaşılıyor tamam ama hani benim gittiğim işte ortama baktım. Daha bugün konuşuyoruz abi böyle. Şimdi diyorum bak çok güzel. Yani burada Allah'ın hani istediği, istemediği yapılan hiçbir şey yok. İşte içki yok ne bileyim. Şey anlamında hani görsel anlamda biz biraz muhafazakar bir ortamda burası. Çok sevmiyorum bu cümleyi ama muhafazakar bir otel burası. Yani hakikaten hiç çok işte ne bileyim hani namaz olarak kalkıp namazını kılabiliyorsun. Hani hakikaten Allah'ın istemediği hiçbir şey oraya yapılmıyordu. İşte ne bileyim kitabında okuyorsun oturup işte namaz olarak namazını kılıyorsun. Yani o zaman ben günah girmiş olmuyorum. Sevap yapmış oluyor muyum? Acaba? Orada Allah için dinleniyorsan, orada enerji toplayıp yeniden Allah için çalışmalara katılıyorsan, ben sevap işlediğini düşünüyorum yani. Hani sen orada zaten normal yaşantın,
gidişatın hak yolda değilse, o kişinin tatili de genelde batıl yolda oluyor. Normal yaşantısı hak yolda olanın dinlenmesi de, seyahati de, çalışması da hak yolda oluyor. Dolayısıyla hak yoldaysan sevap işlersin. Değilse günah işlersin. Bu kadar basit. Bir ayette şöyle diyor. O içki içenlerle, inkar edenlerle beraber oturmayın diyor. Nisa suresi 140'ta. Yani orada oturmayın derken aynı söz ve davranışlarda bulunmayın. Elbette orada oturursun, onlara Allah'ın sözlerini onlara anlatırsın. Ama onlarla beraber aynı yolda, aynı yöntemde hayatınızı düzenleyemezsin mesajı veriyor. Yani bir insan hangi toplumda olursa olsun yeter ki onlarla beraber aynı karede işlevini yürütmesin. Allah'ın koyduğu kurallara göre düzenlesin. İşte bunu diyor Allah. Kişinin nerede olması önemli değil. Hocam o herhalde Nisa suresi 140'taydı galiba. 140'taydı hocam. Okuyalım isterseniz. O size kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde onlar başka bir söze dalıp geçinceye kadar onlarla oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye indirdi. Doğrusu Allah münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır. Şimdi buradaki başka bir söze dalıncaya kadar, dalıp geçinceye kadar derken bu öyle geçici bir sohbetten bahsetmiyor. Müslüman oluncaya kadar yani, mesaj veriyor. Yaşam tarzı gayri İslami ise, sürekli negatiflik pompalıyorsa, Allah'ın dinine karşı bayrak açmışlarsa, biliyorsun bunların işte örgütleri var, partileri var, dernekleri var, var da var, dolu yani. Bunlara destek olunmamasını istiyor Allah. Onlarla birlikte aynı yaşantıyı sürdürmememizi istiyor Allah. Yoksa diyor, siz de onlar gibi olursunuz. Ne demek bu? Asimile olursunuz. Yani onlara alışmaya başlarsınız. Önce baştan belki anormal gibi gelir bazı şeyler ama sonra yavaş yavaş tepkiniz azalıyor. Daha sonra da ucundan kenarından sen de bulaşmaya başlıyorsun. Bir de bakmışsın ki o şirkin ortasında kendini buluverirsin. Buyur Mustafa abi. Hocam yanlışlıkla dokundum ben ona. Ne oldu şimdi Mustafa abi? Yanlışlıkla dokundum. Kaldıramıyorum bana. Günah mı sevap mı şimdi bu yanlışlıkla dokunmak? Unuttuklarımızdan ve yanıldıklarımızdan dolayı Allah bizi sorumlu tutma diyor ya. İşte o zaman Mustafa abi bu dokunmadan hesaba çekilmeyecek. Hesaba çekilmeyecek. Hadi yırttın Mustafa hiç, abi. Hiç korkma. En azından ömründen bir saniye yırttın yani. Unuttun yani. Tamam hocam. Elhamdülillah diyelim. Peki. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için öyleyse yararlanın, ileride bileceksiniz. İşte bir önceki okuduğumuz ayetin devamı bu. Sonra sizden zararı kaldırdığında sizden bir grup Rablerine şirk koşarlar. Onlar devam ediyor. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için bunu yaparlar. Öyleyse yararların ileride bileceksiniz. Yani dünya hayatında benim rızkımı yemeye devam edin ama öldükten sonra siz ebedi cehennem size hazırlanmıştır. Bunu bileceksiniz ileride ama şimdi bunun farkında değilsiniz mesaj veriyor. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden hiçbir şey bilmeyenlere paylar ayırıyorlar. Andolsun Allah'a iftira ettiklerinizden dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden hiçbir şey bilmeyenlere pay ayırıyorlar. Ne demek bu? Bunun hakkında bir şey söyleyecek var mı? Hakikaten. Efendim? Hakikaten hocam. Baştan ayet öyle şeye başlıyor. Rızıklarımızdan verenler diyecek gibi geliyorsun. Öyle demiyor. Hiçbir şey bilmeyenler. Bilmeyenlere.
tapınaklarını bahsediyor herhalde hocam. Yani Allah dışında tapınakları, Allah kadar diye Allah'tan ileri geçirdik. Gelirken de hocam birisine böyle bir şey bilmeyen, bir şey etmeyen kişilere vermen mi demek istiyor ayakta? Vermeyi sakıncalıdır yok. İşte ne demek istiyor onu düşünmek gerekiyor. Hocam zaten şöyle olabilir mi? Pardon Tevfik abi. Şöyle olabilir, hani pay ayırıyorlar diyor ya, yani Allah'tan başka taptıklarına. Yani aslında Allah'a inanmaları gerekiyor. Allah'ın onlara verdikleri rızıkları sanki o putlar onlara vermiş gibi onlara dua ediyorlar gibi. Evet, çok doğru hakikaten. Anlaşılıyor. Eyvallah. Ben son şeyde diyor ki, andolsun Allah'a iftira ettiklerinizden dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Şimdi insanlar nasıl Allah'a iftira ediyorlar? İşte Allah Muhammed Aleyhisselam'ı alemlere rahmet olarak gönderdi. O peygamberlerin efendisidir. İşte son şey nebi olduğundan dolayı o peygamberlere bile şefaat edecek. Sonra o Ebu Bekir Efendimiz'e bazı sırlar vermiş, şu olmuş. Oradan oraya geçmiş. Oradan da Geylani Hazretleri üzerinden bilmem nereye gelmiş. Eğer biz diyor bugün dünya ayakta duruyorsa o unurların yüzü suyu hürmetine diyor. Sanki Allah onlara özel bir yetki, özel bir konum vermiş gibi. Veya Hristiyanlarda işte yeryüzünün yönetiminde olan var, kırklar var, yediler var, bir şeyler var. Hristiyanlarda da mesela Papa Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi gibi oluyor. Dolayısıyla onların kutsadıklarını Allah onlara yetki verdiği için kiliseye gider kutsanırsa günahların siliniyor. Veyahut da Şeyh Efendi'ye gider tövbe alırsam o da onu götürüyor, Allah'a nasıl götürüyorsa veriyor oradan. Dolayısıyla bunlara inananlar Allah'a iftira atarak bunlara da böyle bir pay veriyor. Otoriteli olmakta, güç olmakta diye düşünüyorum. İşte bir ayette şöyle diyordu. O ayeti hatırlarsanız. Onlar putlar için bir pay ayırdılar. Allah için de bir pay ayırdılar. Eğer Allah'a ayrılan pay putlara geçerse onu hiçbir şey demezler. Ama putlarına ayrılan bir pay Allah'a geçerse hemen ondan geri alırlar. İfadesiyle bunu anlatıyor. Olay bu diye düşünüyorum. Andolsun Allah'a iftira ettiklerinden dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yani böyle şeyler kesinlikle Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ne varsa göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Kesinlikle bütün insanlar, bütün canlılar Allah'ın rızkıyla rızıklanıp hayatlarını sürdürüyorlar. Bu mesajı veriyor. Dolayısıyla biz kimsenin yüzü hürmetine var olmadık. Herhangi birileri olmasaydı da biz olurduk. Varlığımızı şahıslara, kişilere borçlu değiliz. Allah'a borçluyuz. Bizi Allah yarattı ve onun emir ve doğrultusunda hayatımızı armağan edebiliriz. Yani şunu diyemeyiz, varlığın Türk varlığına armağan olsun. Yani böyle bir cümleyi vahye uygun bir cümle değil bu. Allah'a kızlar isnat ediyorlar. Haşa, o yücedir. Hoşlandıkları erkek çocuklar da kendilerinindir. İstersen bu kızlarla ilgili okuyalım hocam. Hep beraber bunu anlamaya çalışalım. Devam ediyor ayet. Çocuk müjdelendiği zaman içi öfkeyle taşarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı topluluktan gizlenir. Onu aşağılanarak tutacak mı yoksa toprağa gömecek mi? Bak, hüküm ne kötüdür. Yani bu ayetlere göre ne diyor? Allah'a kızlar isnat ediyorlar. O yücedir. Hoşlandıkları erkek çocuklar da kendilerinindir. Yani kendilerinin beğenmediği şeyi Allah'a
beğendikleri şeyi de kendilerine isnat ediyorlar. Yani kız çocuklarını Allah'a, oğlan çocuklarını kendilerine. Onlardan birinin kız çocuğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle taşarak yüzü simsiyah kesilir. Ne demek bu? Aslında Kur'an'da bunu bir bütün olarak ele aldığımız zaman yani geleneksel din anlayışında veya bilmeyenler ifadesiyle Kur'an izah ederken o inkar edenler aslında zürriyetlerinin erkeklerden olacağını, kesinlikle kız çocuklarını doğduğu zaman o zürriyetlerinin kesileceğini söylüyordu. Hani bunu neyle anlatıyor? Hani Allah'ın Resulüne zürriyeti kesik diyorlardı erkek çocuğu olmayınca. Asıl zürriyeti kesik olan onlardır diyor Allah. Yani ne demek bu? Yani o inkar edenlerin zürriyetini Müslüman olanların güç ve kuvvet haline gelmesiyle onları elini kuruttuk, gücünü kestik, zürriyetini kestik. Asıl zürriyeti kesik olan onlardır ifadesiyle bunu anlatıyor. Yani onlar kız çocuklarını bundan dolayı istemiyorlar. Kendilerine aslında o ayeti de okuduğumuz zaman kendilerine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı toplantıdan gizlenir. Yani kendilerini kimsenin yanında bulundurmak istemez. Yani kimseye görünmek istemez. Tutacak mı yoksa toprağa gömecek mi? Bak kendileri ne hüküm verildi? Hüküm ne kötüdür verdikleri. Yani burada aslında demek ki sadece kızları aşağılama değil, aynı zamanda gömüyorlarmış da cehalet döneminde çocuklarını. Böyle olduğu anlaşılıyor. Tabii ki bugün kızları mesela doğu tarafta aynı geleneksel din anlayış devam ediyor. Kız çocuklarını bir zina yaptığı zaman bir erkekle kız çocuklarını öldürüyorlar. Erkek çocuklarına bir şey yok. Oysa Kur'an'a göre suç işleyen erkek olsa da kadın olsa da aynı suçu cezası onlara da verilmesi lazım. Onun da cezası öldürmek değil dövmektir. Yüzdeğine katmaktır. İşte bunlar kız çocuklarına değer vermediklerinden dolayı böyle yapıyorlar. Aslında iki anlamda kullanmış Kur'an bunu. Birini gerçekten toprağa gömüyorlar. Bir de hani bir ayette de şöyle diyor. Diri diri toprağa gömülen o kız çocuklara sorduğunuz zaman suçu neydi diye sorduğunuz zaman ifadesi kullanıyor. Demek ki diri diri toprağa gömüyorlarmış. Bir de onu Allah'ın koyduğu değerin altına yere taşıyarak ona Allah'ın verdiği değerden uzaklaştırıyorlar. Mesajını veriyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii burada kız çocuklarına daha az değer vermeleri, onları ezmeleri veya işte onları diri diri toprağa gömmeleri falan aslında onların hayata bakış açısından kaynaklanan bir sıkıntı bu. Çünkü vahşi bir toplumun içerisinde gücün kuvvetin varsa ayakta durabiliyorsun. Gücün kuvvetin varsa yoksa birileri seni eziyor. Aynen bugün işte Suriye'yi, Irak'ı, Cezayir'i, Tunus'u, her tarafı Afrika'yı parçalayıp mahvettikleri gibi toplumlar da kendi içlerinde böyle hükümranlık kuruyor. O aşiret diğer aşireti eziyor, dokunamıyorsun. Hele güçsüzsen seni kendilerine köle ediyorlar. Bu sefer aile içindeki kadınları güçlü olabilmek için erkek istiyor. Savaşan, mücadele eden, efendim, yani edilecek olan ve başkalarını ezecek olan. Kız çocuğu gelince bu güç elde edilemiyor. Çalıştırdığı işte belki o kadar kullanamayacak onu. Bundan dolayı da ona zulüm ediyor. Onu bir övüç vesilesi olarak görmüyor. Ben öyle anlıyorum yani Kur'an'ın anlattıklarından. Allah'a göre,
kadın ve erkek Allah'a eşit uzaklıktadır. Belki birine gücü az, birine çok vermiş. Gücüne çok verdiği kişiye gücü oranında yük yüklüyor. Gücü az verdiği kişiye de gücü oranında yük yüklüyor. Aradaki fark, mesele olan, hani Nisa suresinde geçiyor bu. Kadınların kazandıklarından bir pay var. Erkeklerin kazandıklarından bir pay var ifadesi kullanıyor. Kim bu? Kendine yüklenen görevi Allah'ın istediği gibi Allah'ı yerine getirirse, işte takva olarak üstün olan odur diyor. Kadın erkek değil diyor. Bunu anlamak gerekiyor. Yani Kur'an'ın anlattığı bu, benim gördüğüm kadarıyla. Ahirete inanmayanların kötü örneği vardır. En yüce örnek ise Allah'a aittir. O güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hangi 60 okudum değil mi hocam? Bir dakika hocam. Ahirete inanmayanların kötü örneği vardır. Yani onların yaptığı genelde bütün davranışlar kötüdür. Hani bir ayette diyordu ya, kafirlerin günahı, kötülükleri kendini kuşattığından dolayı onlar kafir oldular diyor. Yani o inkar ede kafir oldular diyor. Yani elbette iyi tarafları da var ama bütün çoğunluk kötü olduğundan dolayı kafir oldular. En yüce örnek ise Allah'a aittir. O güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Üstün olan, güç sahibi olan Allah'tır. Allah'ın karşısına, Allah'ın yaratıklarını tutup da Allah'la nispet ettirecek haliniz yok diyor Allah. Eğer Allah insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı, onun üstünde yeryüzünde canlılardan hiçbir şey bırakmazdı. Ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelenmektedir. Onların ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler, ne öne alınabilirler. Bak Kur'an'da helakla ilgili ayetin kökünü kazıyan, anlayışın kökünü kazıyan bir ayet bu. Yani Allah dünya hayatında kesinlikle Nuh kavmini, Semud kavmini, Lut kavmini, Musa kavmini böyle yer işledikleri suçlardan dolayı, genelde şu anlayış yok mu? Bütün tefsirlerde anlatılan olay şu: suç işleme boyutu aşırı şekilde büyüyünce Allah onları yerle bir ediyor. Taş yağdırıyor, sayha tutturuyor, deprem, sel felaketi, değişik ifadelerle helak edildiğini söylüyor. Helak-ı Kur'an kesinlikle vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş olarak anlatmış. Bak Kur'an'da çok ayet var. İsterseniz Fatır suresinde de aynı var. Fatır suresi 45'te. Eğer suç işleyenlerin cezasını Allah hemencecik verecek olsaydı, yerin sırtı üzerinde bir tek canlı bile bırakmazdık. Onlar adı konulmuş bir süreye erteliyor diyor. Yani yine Şura suresinin 14. ayetinde, geçmişte Allah'ın söz vermesi olmamış olsaydı, suç işleyenlerin, günah işleyenlerin işini hemencecik bitirirdik ifadesi kullanıyor. Yani kesinlikle dünya hayatında hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattık diyor. Ölüme kadar kesinlikle Allah'ın özel bir müdahalesi yok. O gelen peygamberler Allah'ın gönderdiği vahiy bilgileri insanlara aktarıyor. O vahiy bilgileri inkar eden, onlara karşı kulaklarını tıkayan, gözlerini kapayan, kalplerini mühürlenen insanlara helak oldu diyor. Onların cezalarını Allah ahiret aleminde verecek. Dünyada değil. Kesinlikle. Eğer Musa kavmine kadar insanlar helak olduysa, şu anda da helak olması gerekirdi. Ama
o tarihten bu tarihe bir alaka rastlamıyoruz. Bunun sebebi ne? Bunu sormak, araştırmak, incelemek gerekiyor. Yani helak olaylarını hep böyle yerle bir etme olarak anlamışlar. Bak, şu Kur'an okuyanların hepsi de öyle anlamış. Bu ayetleri... Şu ayetler hocam. Efendim? Ondan sonra Allah'ın sünnetinde değişme olmaz dediği zaman hep bütün dünyanın başından sonuna kadar hepsini kapsıyor. Tabii ki. Bak mesela o Rum suresi 30, beni değiştiren o ayet olmuştu. Yani o ayeti anlamamış olsaydım bu Kur'an'ı anlayacağım diye uğraşmazdım. Allah diyor ki o Rum suresi 30'da, Allah'ın gönderdiği din, Allah'ın yaratmış olduğu evren yasaları ile Allah'ın göndermiş olduğu vahiy yasalarının tam bir mutabakat içerisinde olan din, Allah'ın insanlara sunduğu din. İşte fıtrat dini, Hanif dini, İbrahim dini budur. Dimdik ayakta duran din de budur. Allah'ın yaratışında hiçbir değişiklik bulamazsın diyor. Allah'ın yaratışında hiçbir değişiklik yok. Ama İsa'ya gelince İsa babasız, İsa'nın dışındaki bütün insanlar babalı analı. Bu ne biçim lahana turşusu, ne biçim periz oluyor. Allah suç işleyenlerin cezasını ben ahiret aleminde vereceğim diyor. Ama bütün insanlar, Kur'an okuyanlar ne diyor? Allah dünya hayatında suçu fazla işlediyse o işleme durumuna göre dünyada onlara helak ediyor. Yerle bir ediyor, yok ediyor. Böyle anlıyorlar. Yok, öyle bir şey yok. Dünyada Allah'ın özel bir cezası yok. Özel bir torpili de yok. Vahiy gönderiyor. Kim bundan nasip almak isterse nasibini alan o. Kim bundan uzaklaşırsa uzaklaşan da kendisi. Allah'ın kesinlikle müdahalesi yok. Arkadaşlar vaktimiz geldi. Başka eklemek istedikleriniz var mı? Yoksa ben bir ayet var. Onun üzerine biraz daha konuşalım diyeceğim. Konuşalım hocam. Tamam. Şimdi bu 56. ayette orada diyor ki andolsun Allah'a iftira ettiklerinizden dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Şimdi Allah'a iftira edenler sadece tarikat, tasavvuf, efendim sosyalizm, kemalizm bunlar değil. Kur'an okuyanlar da Allah'a iftira ediyorlar. Nasıl ediyor mesela? İşte Allah'ın hayata müdahalesi. Örneğin Ali Rıza hocam az önce anlattı. Dedi ki yeryüzünde insanları yaptıklarından dolayı hesaba çekmiyorum ben diyor. Fakat başka ayetlerde de onlara sayha gönderdik, kum fırtınası gönderdik, efendim taş yağdırdık, ebabil kuşlarından bahsediyor. Müteşabihatı bilmediklerinden dolayı Allah'ın bunu yaptığına inanıyorlar. Ama bunu evren yasalarıyla da bağdaştıramıyorlar. Sonra diyorlar ki Allah bizim hayatımıza müdahale eder. Nasıl eder? Biz onu bilmeyiz diyorlar. Şimdi bakın bilmediği bir şeyi ne yapıyor? Önce Allah'a isnat ediyor, sonra da bilmeyiz diyor. Bu da bir iftiradır. Bilmediğin bir şeyi Allah hayatımıza müdahale eder dememen gerekir. Ama diyor efendim işte Allah'a iftira edenler genelde hep inandım diyenler. Mesela Hristiyan ve Yahudiler Allah oğul edindi diyorlar. Üzeyir Allah'ın oğludur, İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Efendim, tasavvufçular veya geleneksel din inancı, işte ölen şeyhler tasavvuf ederler, yeryüzünde kılıçtan çıkmış bir kın gibidir. İşte gelirler, giderler. Onların amel defterleri kapanmaz. Böyle şeyler söylüyorlar. Yani belgesiz, delilsiz Allah adına hüküm veriyorlar. Allah şöyle yapar, Allah böyle yapar. Allah dilerse şunu yapar. Onu götürür, bunu getirir, bunu kaçırır, şunu yapar. Mesela diyor ki Allah insanlara dünyada yaptıklarının karşılığını onlara verir. Hani diyorlar ya kaderin üstünde bir kader vardır diye. Bunu böyle anlıyorlar yani. İnsanların yaptıklarını en sonunda dünyada ona o cezayı verir.
E peki belgelerde, delillerde geniş güzel söylüyorlar yani. O bakımdan Kur'an'dan bunun belgesi ve delili, evrenden bunun belgesi ve delili olmadığı sürece Allah şunu yapar, Allah bunu yapar, Allah şöyle dedi, bunu getirdi, bunu götürdü demek Allah'a iftiradır. Diyemez. Dememen gerekir. Gerek de yok zaten. Allah neyi yaptığını, neyi yapmadığını, neyi yapacağını, neyi yapmayacağını Kur'an'da bildirmiş. Dolayısıyla Kur'an'dan bu belgeyi alıp evrenden de bir belge alıyoruz tabii. Az önce de Zaha Hocam dedi işte o zaman Musa kavmini helak ettiyse şimdi aynı suçu işleyenler var. Niye helak etmiyor? Yani o zaman Lut kavmini helak etmiş ama şimdi bütün Türkiye'de cirit atıyorlar. Travestiler, efendim LGBT'liler, şarkıcı bozuntuları onların bayraklarını açıyor. Dinsiz belediye başkanları onlara davet ediyor, onlara çanak tutuyor. El birliğiyle bu toplumu ifsad ediyorlar. Niye taş yağmıyor? Yağsın. Bak o konseri verirken oraya Allah 4 tane taş yağdırsa oraya. O travestileri, homoseksüleri, o sanatçı bozuntuları kafasına. Daha onlar bir daha bu işi yapmazlar. Korkar. En azından sorgular. Ya ben ne yaptım? Neden Allah taş yağdırıyor benim başıma? Hesaba çeker kendini. Var mı taş? Yok. E o zaman öbür travestilere taş, ölüm var. Çoluğunu çocuğunu öldürüyor Allah. Taş yağdığı ne olacak? Bebekler de ölecek. E, bebeğin suçu ne? Çocuğun suçu ne? Hepsi gümbürkeye gidiyor. Yani suçlu suçsuz öyle bir Allah ki hiçbirini ayırt etmiyor, öldürüyor. E şimdi o zaman onlara ölüm, kan, gözyaşı, bunlara para, içki, zevk, tıksırıncaya kadar içiyorlar. Efendim her türlü fesadı yapıyorlar. Sonra da çıkıyorlar Müslümanlara örümcek kafalı, gerici, bilmem ne. Bunları söylüyorlar yani. Yaptıkları putlara bizi de taptırıyorlar ayrıca. Dolayısıyla eğer Kur'an'dan ve hayattan belgemiz, delilimiz yoksa Allah şunu yapar, bunu getirir, şunu götürür demememiz gerekiyor. Aksi halde Allah'a iftira olur. İşte bu ayette Allah'a iftira atanların Allah'a and olsun Allah'a iftira ettiklerinizden dolayı mutlaka sorumluya çekileceksiniz. Şimdi Allah adına yalan söyleyenler daha zalim kim olabilir diye başka bir ayet daha var biliyorsunuz. Neden bu böyle? Çünkü Allah adına yalan söylediğin zaman karşı taraftaki kişi Allah'a canım kurban diyor, senin doğru söylediğini zannediyor, inanıyor ona. Sorgulamasını bilmiyorsa, Kur'an'dan haberi yoksa, sen bu defa ne yapıyorsun? Ölçüyü bozuyorsun, ölçüyü. Yani Allah'ı insanlara yanlış tanıtıyorsun. İnsanların eline 100 milimetrelik bir metre değil, senin kafana göre 120 milimetrelik bir metre veriyorsun. Bu sefer o insanlar ömür boyu yanlış ölçüyorlar. Yanlış bir Allah tasavvuruyla. O bakımdan buraya dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Başka söylemek istedikleriniz, eklemek istediğiniz var mı arkadaşlar? Bir de bu Nahl Suresi 61 ile alakalı hani diyorlar ya işte Allah o gün öyle uygun görmüş. Bugün görmemiş. Ben Allah'a hesaba mı çekeyim? Yani çifte standartlı bir Allah anlatıyorlar. Yani Allah işte o gün Musa ve yanındakilere karşı çıkanları tutuyor, denizin içerisinde boğuyor. Ama bugün 70 senedir Filistin'deki Müslümanları öldürenleri, efendim 1980 darbesiyle insanları hapishanelere atıp işkence edenleri, efendim Kur'an'ın yazısını yasaklayanları, her mahalleye bir put dikenlere tıp yok, ses yok. E çifte standart. Haşa böyle Allah olur mu? Bu da Allah'a bir iftiradır. Allah diyor mu ben oraya öyle buraya böyle yaparım diye? Biz insana diyor yolu gösterdik. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. E Musa zamanındakiler de insan, biz de insanız. Ondan öncekiler de insandı. O zaman suç ve ceza uygulanacaksa bütün insanlara uygulanması lazım. Kur'an'daki yasalar bütün insanlar için geçerli. Hem o yönden Sakat Hocam hem bir de bu dünyada ölmeden önce ona ceza verdiyse ahirette ki ne cezası olacak o zaman?
cezasını çekmiş adam canım Allah'ım. Hayır, adam aynı zamanda şunu da söyler. Der ki, ya Rabbi sen dünyadayken benim başıma taş yağdırdın, ben atıyorum 45 yaşındayken LGBT olarak öldüm gittim. Ha, ama ben belki 60 yaşında tövbe edecektim. Öteki LGBT'lilere ömür verdin, onlardan bak tövbe edenler oldu, kurtuldu. E benim tövbe hakkımı da elimden aldın. Böyle çifte yakışır mı bu Allah'a haşa? Yani neresinden baksan bir felaket. Peki arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler.